sadece karar vericileri ya da kanun yapıcıları ilgilendiren bir konu değil. Bütün toplumun paydaşlarını ilgilendiren bir konu. Dolayısıyla aslında 2015'te Paris'te COP21'de ki en başarılı COP'tur diyebiliriz taraflar konferansı. Paris Anlaşması imzalanmıştı bildiğiniz gibi. Bana kalırsa bizler Paris Anlaşması'nın ruhunu ve içeriğini tam olarak öğrenemedik belki de aradan geçen bu 8 yılda. Şimdi bu Paris Anlaşması her yönüyle tarihi bir anlaşma aslında. Ulusal, bölgesel, küresel ölçekteki ekonomileri dönüştüren bir anlaşma. Aynı zamanda toplumları, çevreyi temelde değiştirecek nitelikte bir anlaşma. Neden böyle söylüyorum? Çünkü bizi karbondan arındıracak bir 2050'ye taşımayı öngörüyor. Şimdi olay ne aslında? Olay özellikle endüstrilerin gelişmesiyle de birlikte herkes daha konforlu bir alanda yaşamak istiyor, değil mi? Yani evimizdeki ısıyı 20 derecelerde tutmak, yani 24'e çıkarttığımızda rahat ediyoruz ama 20'ye biraz indirelim bu sıcaklığı. Aa diyoruz, biraz soğuk mu ne? Hele 19'a çıkaralım, mümkün değil, üşüyoruz. Şimdi demek ki hepimiz bir konfor alanında yaşamak istiyoruz ve bu konfor alanının da maalesef dünyaya bir etkisi var. Enerji üretiminden, hem endüstrilerden kaynaklı, hem ulaşımdan kaynaklı faaliyetlerimiz karbondioksit emisyonlarının atmosfere girmesine, salımını artırdı. Ve dolayısıyla sadece karbondioksit değil, buna sera gazı etkisi olan diğer gazlarla birlikte dünyanın küresel, yani daha doğrusu küresel ısınmaya bu dönüştü. Yani fazlası dünya üzerinde ciddi bir baskı oluşturmaya başladı. Biz enerjimizi karbondan arındıracak mekanizmalara dönmek, yenilenebilirliği özendirerek süreçleri bu anlamda iyileştirmek yoluna girmek zorundayız. Ne oldu tam da bu esnada? Birkaç yıl önce 2019'da mesela geldiğimizde Avrupa Birliği Yeşil Anlaşma'yı anons etti. Ben de Madrid'deydim o zaman, COP25'ti taraflar konferansı ve dedi ki Yeşil Anlaşma'yı anons ediyorum, 2050'de karbonsuz bir Avrupa'yı öngöreceğiz dedi ve arkasından da bu süreci destekleyecek sınırda karbon mekanizmasını mesela çıkarttı ve zorunlu hale geldi şu anda da. Neydi sınırda karbon mekanizması? Aslında enerji endüstrilerin karbonlarını minimize edecekleri, dünyayı karbon nötre taşıyacakları bir tool, bir mekanizma aslında. Dolayısıyla geldiğimiz noktada bizim bir şekilde fosil kaynakları bırakacak, yerine karbondioksit emisyonlarını sıfırlayacak mekanizmaları sisteme sokmamız, yani enerjimizi karbondan arındırmamız gerekiyor. Çok sancılı bir süreç. Çünkü sistem, bütün tedarik zincirlerini düşünün. Tek başına dönüştürebileceğiniz bir şey değil bu. Dolayısıyla şu anda bütün müzakereler karbondioksit emisyonlarını aşağıya çekmek, öte yandan fosil fuel'ın, yani fosil kaynakların sistemden aşamalı olarak çıkartılması üzerine de yoğunlaşmış vaziyette. Suudi Arabistan'ın bir bakanı kat'i surette, yani bizim phase out dediğimiz fosil kaynakların sistemden kademeli olarak çıkartılması konusunun olamayacağını çok net bir dile getirdi. Ortalık karıştı. Ama şimdi ben hep şöyle bakıyorum. Her COP'ta bir ilerleme kaydediliyor. Öyle ya da böyle bir gerçek var karşımızda. O da iklim değişikliği gerçeği ve bizlerin bir an evvel sorumlu liderlik göstererek, sadece politikacıların değil, herkesin, toplumun her kesiminin, bütün paydaşların iklim liderliğini göstermeleri önemli bir konudur. Neden? Çünkü bu konu sadece politika yapıcılara verilemeyecek kadar detaylı.
yatay bir konudur. Dolayısıyla her COP'ta adım adım ilerlemeler kaydediliyor. Mesela yıllar evvel ben Avustralya'ya gitmiştim. 2007'ler ve hatta biraz daha 2011'de gittiğimde her iki yılda da televizyonların bütün kanallarında, yani önemli izlenme oranları olan kanallarda iklim değişikliği ile ilgili programlar, eğitimler, öğretici yayınlar falan yapılıyordu. Posterler asılıyordu yani otobüs duraklarında, iklim değişikliğinin ne fena bir şey olduğunu, ne kadar önemli bir şey olduğunu anlatan şeyler vardı. Tabii bu şöyle bir şey, yani insanların ve toplumların gelişmişlikleriyle de alakalı bir şey. Yani iklim değişikliği gerçeğine hepimiz aynı oranda yaklaşmamız lazım. Bu atık yönetimiyle de alakalı, enerjini, suyunu doğru kullanmakla da alakalı. Dolayısıyla eğer toplumda vatandaşlar, bizler bireyler olarak bu konuda ne kadar bilinçli yaklaşırsak, yani bilinçli yaklaşmak ne demek? Elektriğini az kullan demek, suyunu az kullan demek. Bırakma, yani fişte prizini bırakma, şarjını bırakma demek. Bütün şirketlerin karbon ayak izlerini, sera gazı emisyonlarını yani hesaplayarak nerede olduklarını bir görmeleri, ondan sonra da Türkiye'nin de bildiğiniz gibi 2053'te karbon nötr hedefi var. 2 yıl kadar evvel bu anons edildi. Dolayısıyla nasıl karbon nötr bir geleceğe kendilerini taşıyacaklarının planlamalarını yapmaları lazım. Burada neredeyiz? Burada yavaş adımlar atıyoruz. Ama ve lakin mesela daha çok iyi bir gelişmeden bahsedeyim. Çok yakın bir tarihte sürdürülebilir raporlama şirketler için zorunlu hale belli bir kriterler tariflendi. O kriterlere bağlı olan şirketler için zorunlu hale getirildi. Bence bu bir reform. Bu nasıl bir reform? Yani yerinde mi? Yerinde bir karar. Yani gecikmiş bir karar hatta. Dolayısıyla şirketlerimizin yapacakları bir sera gazı emisyonlarının ne olduğu, yani karbon ayak izlerini hesaplamaları, ondan sonra da dereceli olarak 2050'ye kadar nasıl karbon nötr bir süreç tasarlayacaklarını hesap etmeleri, planlamaları gerekiyor. Şimdi bu yüzyıl iklim yüzyılı dediğim için ekonomik kaygılarla yönetilen modellerin 21. yüzyılda yeri yok. Ve yani zaten uluslararası kamuoyunda da sürdürülebilir yönetim, kalkınmayla başlayan ve bugüne gelen ve bugün bizzatihi şirketlerin yönetim modelleriyle entegre olan bir süreç içerisindeyiz. Yani şirketler bugün kısaca çevresel, sosyal ve yönetişim mekanizmalarını, bünyelerini alacak, karar süreçlerini entegre edecek başka bir yönetim modelini uygulamak durumundalar. Bu bir günde olmadı. Bunun sinyalleri 2000'lerden itibaren başladı ve dolayısıyla Türkiye'deki şirketlerde, özellikle globalde çalışan şirketlerde iyi uygulamalar olduğunu biliyoruz. Öte yandan küçük ve orta ölçekli işletmelerin bu yönde adım atmaları lazım. Yani biz istediğimiz gibi kirleticileri atmosfere vererek hava kirliliğine sebep olamayız. Yani dolayısıyla belli bir limit içerisinde havaya emisyon vermemiz lazım. Bu da bir maliye, ama bunu maliyet kalemi olarak öngörmememiz lazım. Bu varoluş için şartlardan bir tanesi. Bana göre işletmecilerin, çünkü dönüşüm kaçınılmaz. Her zaman bir dönüşüm var. Bireysel dönüşüm de var. Yani eskiden 3 kitap okuyorduk. Şimdi 3 kitap yeterli olmuyor. Ne yapıyoruz? Daha fazla kaynak okuyoruz vesaire. Bu da bir maliyet değil mi? Bu da bir maliyet. Dolayısıyla daha iyi şeyler yapabilmemiz, daha az zamanda etkisi büyük faaliyetler yapabilmemiz yetkin insanlarla ancak mümkün olabiliyor. Dolayısıyla insan kaynağımızı etkili ve yetkin hale getirmek şirketlerin öncelikleri arasında yer alacak önümüzdeki dönemde. Enerjiden arınacak süreçler önceliklerimiz olacak ve 2053 Türkiye'nin de kaçınılmazı, Avrupa Birliği'nin 2050 ve Türkiye'deki şirketler de sürdürülebilir yönetim modelini iş süreçlerine entegre ederek risklerini, hangi riskler? İklim riskleri, sürdürülebilirlik risklerini de göz önüne alarak bir geçiş sağlamak durumundalar. Atık
yönetiminde başarılı değiliz mevzuat olmasına rağmen. Sokak toplayıcıları var ve bunlar hiç uygun olmayan koşullarda atıkları topluyorlar. Hem kendi iş sağlığı güvenliği şartlarına uygun değil. Evlerimizde kaynakta atıkları istediğimiz oranda %98'lere varan oranda toplayıp belediyenin öngördüğü saatlerde vermekte sorunumuz var. Dolayısıyla bu bir eğitim meselesi. Ama bu illaki hani üniversite mezunu olmasıyla falan da alakalı bir şey değil. Değerlerimiz içerisine atığı ve çevresel şartları koyabilmemiz lazım. Eğer bireyin değerleri içerisine bunlar girmiyorsa sonuç böyle oluyor. Bu konuda çalışan çok değerli arkadaşlarımız var. Saçlarını başlarını yoluyorlar. Neden hala biz bazı Avrupa ülkelerindeki kadar %98'lere, yüzlere yakın atıkları kaynağında toplayıp geri dönüşümünü sağlayamıyoruz? Evet, çok önemli. Sıfır atık konusu mesela çok önemli bir alan. Yasal altlığı ve mevzuatları oluşturuldu Türkiye'de. Ama uygulamada istediğimiz boyutta maalesef değiliz. Hala bitkisel atık yağlarımızı lavabodan aşağıya atıyorsak, hala ekonomik ömrü olan atık ambalajlarımızı cam dahil olmak üzere evsel atıklarımızla belediyenin çöplerine koyuyorsak ciddi bir sorun var demektir. Bu alana eğilmemiz şart. Bireysel değerlerimiz içerisine çevre algısını sokmanın yollarına odaklanmamız lazım. Bu küçük yaşta başlıyor. Eğer çocukların eğitim kitleri içerisinde bunları sokmaya başarırsak ilerleme sağlıyor. Görsel videolar, eğitim kaynakları, konferanslar önemli. Belediyelerimizin yaptığı çalışmalar çok önemli. Unutmayın ki mesela her gün herkes otobüse ya da efendime söyleyeyim metroya biniyor. Buradaki görseller önemli. Yani ajandamız içerisine önceliklerin başına bunları yazmamız, iklim değişikliği, atık yönetimi bunlar içerisinde, sürdürülebilir yönetim bunlar içerisine koymamız lazım. Ben başarıya ulaşacağımıza inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum. And if you choose to fail us, I say we will never forgive you.